Erol. Oğlum neredesin sen? Neredesin sen oğlum? Önce beni arıyorsun abi, kötü şeyler oldu diyorsun. Sonra telefonla ulaşamıyorum. Ne oluyor? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Senin bugün olanlardan haberin var mı? Evet, var. Cemal aradı, söyledi. Oradaydım. Peki senin bugün olanlarla bir ilgin var mı? Erol, sen bugün cam eve gittin mi? Bahçıvan neden Erol Bey buradaydı diyor. O yaptı diyor. Neden? Sen de bana bir şey sormadan Bahçıvan'a inandın öyle mi? Hayır. Abi. Abi. Sence ben bir kadını öldürebilir miyim? Tabii ki de hayır Erol. Ben soruyorum sana, anlamaya çalışıyorum. Erol, Erol'dan her şey beklenir zaten. İçeride, dağıtır da. Babam haklıymış. Saçma sapan konuşma. Beni arıyorsun abi, kötü şeyler oldu diyorsun. Sonra telefonun kapalı, ulaşamıyorum. Ne yapmamı bekliyorsun? Bana inanmanı... İnanıyorum. Ben bugün annemin evdeydim. Olanları duyunca da seni arayıp haber vermek istedim. Ha, hala inanmıyorsan anneme sorabilirsin. Beni niye çağırdın buraya? Bunları söylemek için mi? Hiç. Öyle dert işimin için. Ama belli ki yanlış kişiyi aramışım. İçeri girelim kuzucuğum. Hadi gel. Sen yaptın. Sen yaptın. Ben yapmadım. Ne istedin lan karımdan? Bilmiyorsun. Ben yapmadım. Bana söyleme. Yemin ederim. Sen yaptın, geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Hayır, izin verme. Oğlum var, yapma. Hayır. Beni geçmen lazım. Beni geçmen lazım, izin vermem. Oğlum var, hayır. Erol, bir şey yap. İzin vermem. Oğlum var, hayır. Bırakma. Çekil!
sen götürmek ister misin annesine? Ben de yanında olurum. Tutabilir miyim ki? Tabii ki. Korkma, korkma. Kardeş candır oğlum. Candan ötedir hatta. Siz artık hayatınız boyunca ay ile güneş gibi birbirinizi tamamlayacaksınız. Ama hiçbir zaman birbirinizin elini bırakmayacaksınız. Siz bilmeseniz de kalpleriniz hep bir artı olacak. O bir gelsin. Görecek nasıl bir abisi olduğumu. Ben ona canımı veririm baba. Dön gel ağam, dön gel paşam. Eğinli mi sen? Sıla'ya dönmeye değer yar gözlerini olursa. Kapama, kapama. Gözlerini kapama abi. Abi, abi. Çıldıracağım ya. Ya ulan bu benim yüzümden oldu. Bu benim yüzümden oldu. Sakin ol, tamam sakin ol. Abi. Erol ya, senin yüzünden hiçbir şey olmadı. Erol, araya girdi. Çünkü yok. Nasıl yok? Keşke ben olsaydım ya. Keşke. Keşke ona olan her şey bana olsaydı. Erol sana da bir şey olmayacak. Kadir'e de bir şey olmayacak. Duyuyor musun beni? Erol bana bak. Kadir'e bir şey olmayacak. Kadir seni hiçbir zaman bırakmayacak. Duyuyor musun beni? Bana bak. Duyuyor musun beni? Kadir hep senin yanında olacak, iyileşecek. Söz verdim bana. Benim yanımda da olacaksın. Söz verdim. Melis Hanım, isterseniz bekleme odasına geçelim. Haber verirler. Erol hadi. Hadi. Ailesin. Erol. Hadi. Hadi gel.
sakin ol. Gelirler şimdi. Yok. Yok, ben duramayacağım böyle. Erol dur. Bir sakin ol ya. Çıksa zaten haber verirler. Ama o zaman gelip bir şey desinler. İyi desinler, kötü desinler ama bir şey desinler ailesi. Abim içeride. Kadir Eren. Kimse bir şey söylemiyor. Nasıl durumu? İyi mi? Doktor birazdan bilgi verecektir. Siz bir şey söyleyemez misiniz? Kusura bakmayın, ben bilgi veremiyorum. Doktor birazdan gelir. Geçmiş olsun. İşe bak ya. Yok. Yok, giriyorum ben. Dur. Erol. Erol, bir dur. Ya bak, birazdan çıkar. Haber verirler bize zaten. Geçmiş olsun. Kadir Eren'in yakınları sizler misiniz? Evet. Durum nasıl? İyi mi? Gayet iyi. Hasta kendinde. Birazdan servise çıkartacağız. Oh, çok şükür. Epey kan kaybetmiş. Gerekli müdahaleyi yaptık. Hayat organlar zarar görmemiş. Şimdi gözetim altında tutacağız. Her şey yolunda giderse taburcu olması çok uzun sürmez. Allah razı olsun doktor bey. Ne zaman görebiliriz? Birazdan odasında ziyaret edebilirsiniz. Çok sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ailesi iyisin değil mi? İyiyim. Erol. Erol iyisin. Rahatladık vallahi. Değil mi Zaza? Aklımız çıktı beklerken. Aklımız. Zaten benim yüzümden de. Şşş. Erol tamam. Tamam oğlum. İyiyim ben artık. Böyle endişeli endişeli bakmayı bırakın. Tamam iyiyim. Selo'dan bir haber var mı? Selo kaçtı. Daha da haber alamadık. Kadir Bey. Yüzünüze bakacak durumumuz yok. Selo'dan böyle bir şey asla beklemezdik. Gerçi kendi de ne yaptığının farkında değil büyük ihtimalle. Polise Selo'dan bahsetmediniz inşallah. Hayır. Şimdi polis sorular soracaktır. Ben kaza olduğunu söyleyeceğim. Tamam mı? Hayır, olmaz öyle şey. Yani ya bir daha yapmaya kalkışırsa? Bir daha yapmaya kalkışmayacak haydiniz. Bana güven. Zaza, eğer Selo arar eder, bir haber alırsan mutlaka beni haberdar et. Tamam mı? Tamamdır Kadir Bey. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadir Bey, müsaadenizle ben de Zaza'yla çıkayım. Bir telefon daha açayım, belki bu sefer cevap verir. Sağ ol İsmet. Abi ben de annemi arayayım. Telaştan haber veremedim. Şimdi telefonda haber verme. Panik yapar, telaş eder falan. Eve gidince söylersin. Tamam? Tamam. Sen nasıl istersen. Teşekkür ederim. Hayırdır? Ne? Gözüme bir şey kaçtı benim ondan. Senlik bir durum yok. Yakaladım seni. Senin sert çocuk seni. Ben aşağı inip bir şeyler alayım, olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Ah be abi. Niye yaptım? Niye? Niye geçtin önüme? Ey Allah. Ya ne yapsaydım? Öyle uzaktan seni seyretse miydim? Allah Allah. Sen benim kardeşimsin oğlum. Ben senin için canımı veririm. Ama ben sana layık bir kardeş olamadım. Ne demek şimdi? Öyle öyle. Öyle. Ben senin gibi bir abi hak etmiyorum. Vallahi bak. Ya bazen ben aynı kandan olduğumuza bile inanamıyorum. Ben insan hiç mi abisini çekmez? Değil mi? Böyle yakışıklı falan. Manyak manyak konuşma. Sen benim kardeşimsin, canımsın. Aynı şey benim başıma gelse sen de aynısını yapardın. Yalan mı? Yapardım. Yapardım. Ya zaten bana delilik olsun. Ah işte buyur. Ben Selo'nun gözlerinde gördüm o pişmanlığı, bıçağı sapladığı an. O çocuk katil değil.
Ama yine de seni korumamız lazım. Bu dava bitene kadar dikkatli ol, tamam mı? Bir de elini kolunu sallaya sallıyor, mahalleye girip çıkmak yok artık. Tamam. Tamam, haklısın. Sahi senin ne işin vardı o saatte mahallede? Sen normalde oraya uğramazsın. Ya canım sıkkındı abi biraz. Ben de Şebo'ya uğrayayım, laflar dedim. Sabahın köründe. He, uyku tutmadı. Böyle biraz laflarız deyince. E arasaydın. Kahvaltı hazırlardım, bir şey yapardım. Ya ben öyle bir kahve içmek için uğrayacaktım. O yüzden aramadım. Olurdu. Kahve de olurdu, güzel olurdu. Şebocuğum elindekileri açsam mı acaba ha? Çayla birlikte mi yesek ha? Tamam. Kadir Bey, ben Zaza'yı mahalleye yolladım bir kolaçan etsin diye. Hem de Selo'yu aradım ama yine açmadı. İsmet sen Erol'la beraber çık. Ona eşlik et, eve gidin siz. Evde daha güvende olur. Abi ben yalnız hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ben senin yanında kalmak istiyorum. Hayır oğlum, hayır. Sen burada oldukça aklım sende kalıyor zaten. Selo bulunana kadar en güvenli yer ev, hadi. Abi. Hadi oğlum, hadi. Hadi uzatma, bitti. İsmet siz şimdi çıkın diye evdekilere de söyle, evdeki güvenliği arttırsınlar. Tabii. Bir de sana zahmet, Songül'e söyle bir çanta yapsın bana, kıyafet falan filan. Gelince getirirsin. Baş üstüne Kadir Bey. Eyvallah. Bıraksaydın da kalsaydın be abi. Hadi oğlum, bitti. Hadi. Tamam, o zaman ben gidiyorum. Zaten şimdi ben bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Yolcu edelim site. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana emanet. Aklım burada kalmasın. Bir şey olursa ararsın, haberleşiriz, olur mu? Tamam. Siz kusura bakmayın. Siz de benim yüzümden böyle sıkıntıya girdiniz. O ne demek ya? Merak etme. Her şey düzelecek, iyi olacak. Lütfen uyuma. Lütfen. Lütfen. Alo. Ambulans istiyorum hemen, acilen. Beykoz Cem Evleri 58 numara. Lütfen çabuk gelin. Arif ormana kaçtı. Çıkmasına izin vermeyin. Yakalayın onu. Çabuk. Erol. Aç gözlerini lütfen. Yaşayacaksın, yaşayacaksın oğlum. Mecbursun buna. Sen benim tek evladımsın. Baba. Ölmek uyumak sadece. Yaşamak daha zor. Hayır, hayır. Yaşayacaksın. Lütfen, lütfen. Gözlerini kapatma. Uyuma, uyuma. Lütfen biraz daha dayan. Lütfen, lütfen. Aç gözlerini, yaşayacaksın. Lütfen oğlum, kapatma gözlerini. Yok. Çok soğuk. Uyanık kal.
Aç, 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 aç. Aç gözlerini, aç gözlerini, yaşayacaksın. Hayır, hayır. Hayır! Hayır!